Evet, tekrar Finansap YouTube kanalına hoş geldiniz. Biz çoktan beri aslında ilk başlattığımız Mahmut Baba'yı ziyarette ihmal ediyorduk. Ama kendi de yoğun zaten. Kıbrıs'ta işleri, her yerde işleri var Mahmut abiyle randevu almak kolay değil. Bugün dedi ki gel Mahmut abi şöyle güzel bir program, hem insanlara moral olsun hem senin anların olsun dedik. Geldik huzura. Huzura geldik. Huzur nereye işte. Geldin? Huzur bu. Huzur. Dior, Prada, ne gözlükler. Bileyim, ne var? Chanel, Manel, ne varsa var Mahmut abi de. Bakken Bavuer, Kaleci Mayer, Nadia Comaneci, Brigitte Bardot. Mahmut abicim, hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Burak hocam da aramızda. Siz de hoş geldiniz. Hoş geldin. İstanbul misafirlerinden. Evet, Ankara'dan şimdi geldi. Şimdi önce böyle küçük bir anıyla başlarız. Sonra bu krizlerden bahsedersin biraz. Biraz evet. Da moral olsun insanlara. Evet. Ama sen gözlüğünü tak, gözlüksüz konuşamazsın. Yok ya. Sana şey gelmedi, ilham gelmedi. Hadi peki takayım. Bir tane Selim'e şöyle konuşalım. En havalı gözlüğünü tak bakalım. Neyse şunu takayım ben. Bu gözlüğümü seviyorum. Şimdi seninle epey yolculuk ettik biz 90'lar, 90'lı yıllar falan. Eskilerden gidelim. Varsa güzel bir anı patlat. Eskilerden gidelim. Sen de zaten biliyorsun mevzuyu. Daha evvel de sana da anlatmıştım. Ya şimdi işte Karaköy dönemlerinde falanız. Yani işte, ben Karaköy'den girer Eminönü'nden çıkarım. İşte bilgisayara daha yeni geçeceğiz, geçmeyeceğiz. Ondan sonra tahta sistemini bıraktık. Ondan sonra Adana hissesi var biliyorsunuz. Adana çimento. Adana C, Adana B, o öyleydi onlar. A, B, C. Ondan sonra Adana çimentosu, çimento şirketi. O arada da o dönemlerde de böyle çok şeyin söyleyin çimento şirketleri falan çok piyasada çok yok. Tabii. Yani işte Çimsa var, şu var, bu var, hep şey Adana çevresi, Adana sermayesi. İsmail Tarman topladı hepsini, kimse de kalmadı. Ha, ondan sonra İsmail Tarman topladı hepsini dediğin gibi. Kimse de bir şey kalmadı. Ya biz o arada Adana çimento ile ilgili bana bir haber geldi. İşte satılacak. Pazarlık yapılıyor falan filan. Tamam dedim. Ondan sonra işte kaça satılacak? Ondan sonra onun fiyatını aldım. Pazarlığın da takibindeyim. Her şey bana geliyor içeriden. Arkadaşlarım var, dostlarım var. Ondan sonra biz başladık. Yani bu insider değil ama arkadaşça. Arkadaşça. Tabii insider yani değil. Insider değil. Ondan sonra kardeşim yani Metin. Yani şimdikiden bunlar karşılanmaz yani. Anlatabiliyor muyum? Tabii yani? Sen takdir edeceksin. Yani sen o zaman SPK'daydın. Bu mevzuları çok iyi biliyorsun. Yok ben yani. Abi dışarıdaydım ya. Yok içerideydin o zaman. İçerideydin. Ondan sonra şimdi biz de Adana çimentonu topladık. Bayağı yüklü bir miktarda topladık. Adamlar bunlardan rahatsız oldu. Topladıklarımızdan. Bana haber gönderiyorlar. Sen işte elindeki hisseleri sat. Satayım kardeşim. Devret bize. Devredeyim. Tamam kaça, neye devredeyim? Ya işte şey %20, %25 iskontolu. Kardeşim dedim delirdiniz mi siz ya? Şimdi öyle olmuyor mu? Tamam. Şimdi de öyle olmuyor mu? Adamlar şimdi mesela 25, dolaşıyorlar. 25, 30, 40. Şimdi bu ara dolaşıyorlar piyasalarda. Al ellerinde mallar. Sana gelmediler mi hiç? Gelmezler mi? Bana kıştıysa oran ona göre. Ona göre. Tabii bir de abi para şu an para şey king yani. Cash is king şu an yani. Cash is king. Yani ben şu an para abi cepteki para önemli para. Bunu hep söylüyorum ben videolarımda falan. Yakalayamadınız. Şimdi ne oldu kardeşim? Baktım şimdi, ulan %20, %25, benim zaten kazancım lan o kadar. Yani topladığım hissenin kazancı topla, zaten. Topla zaten topla zaten %25 ancak. Ancak %25, %30 para. Şimdiki gibi böyle. 10x falan yok yani. Tabii şimdiki gibi böyle roketli bilmem neydi şunu bunu yapamıyorsun orada yani. Tabii. Bir kısmı manuel, bir kısmı işte şey dijital söyle adını. Robottu şey şuydu buydu falan topluyorsun ama kardeşim. Şimdiki gibi böyle 5x, 10x yapamıyorduk yani. Şimdiki robot yoktu abi robot. Vallahi ben ilk robot sanıyordum. Sade neden var bunun içinde? Abi robot bizde o zaman insanlar vardı. Anlatabiliyor muyum? Robot biz, Recai. Evet. Bizim insanlar vardı. Onları böyle şey yapıyorduk söyle adını. Tahtanın başına dikiyorduk. Robot gibi bekliyorlardı abi aşağıda. Haber bekliyorlardı bizi. Telefon ediyorduk bilmem ne falan. Adamın işi orada tahtanın başında beklemek abi. Başka bir şey yok. Ne oldu Adana Cezo? Ondan sonra abi şimdi... Ondan sonra bana dediler ki işte şu kadar iskontayla ver. Dedim vermem kardeşim. Ben dedim sizin fiyatınızı biliyorum. Sizin fiyatınızın üstüne %10 koyarım. Çünkü ben toplu veriyorum. Mal benim elimde yani. Anlatabiliyor muyum? Kıymet. Toplu veriyorum. Siz bu malı toplasanız ben size bu malı %25, %30 yukarından vereceğime anlatabiliyor muyum? Elimdeki malı %10 üstüyle size devredeyim. Yok falan filan benden kavga ediyorlar bilmem ne. O arada Efe Özal. Biliyorsun. Marjinal menkul değerlerdi galiba. Marjinal menkul değerlerin sahibi.
Ondan sonra kardeşim bunlar devreye girdi. Tahtada abi şeyle, fabrika sahibiyle falan anlaştılar. Anlatabiliyor muyum? O zaman 94'ler falan sanki. 94'ler değil. Çünkü marjinaldi o zaman 93-94. İşte 94. O zamanlar ya, o zamanlar. Karaköy zamanı. Ondan sonra, kardeşim o zaman kap da yok, bir şey de yok. Şimdiki gibi yani patron ben hissemi satacağım işte bunun duyurusunu falan yapmıyor. Kap map yok o zaman yani şimdiki gibi. Veriyor tahtaya direkt. Direkt tahtaya veriyor. Abi biz geldik. 3 gün, 4 gün verdiler abi tahtaya gözümüzün önünde. Onlar veriyor, haber gönderiyorlar bana. Ben satmam diyorum. İşte satmam diyorum falan filan abi. Başladık bunlarla kavgaya abi. Tabii bayağı da zarar ettik. Moral de bozuk. Ondan sonra çocukların da morali bozuk. Bir iş yaptığımız arkadaşlar var. Hepsini işte dediğim gibi robot mobot hepsini bir diziyorum. Neyse kardeşim, hafta sonu geldi. Baktım herkesin morali bozuk. Ondan sonra malı vermedim. Dedim tutacağım kardeşim. Nasıl olsa bunu alacaksınız benden siz. Ondan sonra. Ya işte Efe Özdal da kardeşim o zaman. Hep ya bu siyasetçiler nedir? Siyasetçilerin çocukları. Ya o zaman. Abi siyasetçilerin çocukları bu borsaya sürekli dadanıyorlar ya. O zaman onlar dadanmıştı yani. He o zaman onlar. Şimdi nasıl dadandı bu herifler? Şimdiki gibi. Abi siyasetçilerin eli hep şeyde borsadaydı yani. Hiç çıkmadı kardeşim. Baykal. Hep söyle. Abi hep söyle ya. Hepsi öyle. Hepsi bir numaralı borsacı abi. E şimdi de öyle. Şimdi de gırtlaklarına kadar 600 tane milletvekilinin en az 400 tanesi borsada şu an. Fasulyesine oynamam ha. Daha fazla bile olabilir. Ama onlara mal aldıran varmış. O zaman mal aldırmak diye bir şey yoktu ki abi. Kimi abi o zaman da geliyorlardı işte. Geliyorlardı tabii. Geliyorlardı. Al diyorlardı. Konuşuyorduk, ediyorduk falan. Alıyorduk. Biz de alıyorduk yani o zaman. Normaldi yani. Bunlar normaldi ama şimdiki gibi değil kardeşim yani. Ama şimdi iki dönemci şöyle sen anlatınca aklıma geldi. Benzer taraf var. Birisi 93-94 krizi. Birisi de 2024 bekliyoruz hani böyle kuzu gibi bekliyoruz. Hatta sen çok uyarıyorsun. Dikkat edin lan, dikkat edin. Beni dinlemeniz falan diyorsun yani sen. Şimdi o döneme bakıyorsun, mafyalar var. İşte Evcil'deydi. Kimdi Emlak Bankası Genel Müdürlüğü vurdular? Civan. Engin Civan. Engin. Sonra Adil Öngen vardı. Marjinalde bak tabii, onu da vurdular. Tabii. Böyle hani böyle adam vurmak. Bak şimdi marjinal. Yani, hani şöyle. O defteri de açmak lazım. Adam vurmalar var. Şimdi tabii, adam vurmalar var. Aynı şey. Şimdi orada sistem, da para kaybetme var. Siyasetçi var. Aynı sistem devam ediyor abi. Ya acaba işte, kriz mi geliyor Mahmut abi? Sen marjinal bir de krizi konuşamadın. Vallahi dur. Emarileri var yani. Şimdi şey anlatacağım size. Marjinal şey. Dur önce Adana şey. Sonra hafta sonu geldi. Çocukların morali bozuk. Dedim bunları bir toparlayayım, bir araya bir şeyler yapalım falan filan. Darka diye bir tatil köyü vardır İzmit'te. Göl kenarında. O zaman çok da ünlü. Ondan sonra buradan ben bir tane helikopter tuttum. 10 kişi, 7-8, 10 kişiyiz falan tahmin ediyorum. 10 kişi, 7-8, 10 kişiyiz. Abi doldurdum bunları helikoptere. Arabayla gitmeyecek miydik? Helikopterle gideceğiz. Helikopterle git. Ben arabayla arkasından gelem. Doğru Darka'ya götürdüm abi. İndik. Gece çalgıcılar, dansözler, yeme, içme. İki gün abi. Hafta sonu kaldık abi. Herkesin dansöz falan var ama. Her şey var abi. Her şey herkes var. Herkes hisseyi unuttu. Herkes tabii hisseyi unuttu herkes. Anlatabiliyor muyum? Adamlara bir şey böyle suni cennet yaşattım. Anlatabiliyor muyum? Şey gibi neydi bir adam vardı ya. Ünlü tarihte sen bilirsin. Neydi adamın adı ya? Sahte cennet vadeden. Vadeden var. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah gibi abi adamları götürdüm oraya. Anlatabiliyor muyum abi? Kaleye soktum. Kaleye soktum, Darka'ya soktum abi. Abi yedik, içtik, eğlendik. Ondan sonra pazartesi günü geldik. Başladık çalışmaya kardeşim. Bir de program yaptım. Ondan sonra baktım şey Adana Çimento'dan artık patron satmıyor. Anlatabiliyor muyum? Durdular. Bekledim o gün. Satış var mı yok mu diye. Ondan sonra beni arıyorlar abi adamlar. İşte fiyat bu kadar düştü. Anlatabiliyor muyum? Şey yapalım. Söyle adına. Anlaşalım. Ben dedim yok kardeşim anlaşmam sizden. Ben dedim bu malı taşıdım. Maliyeti bu kadar. Anlatabiliyor muyum? %10 da koyuyorum üstüne. Yüklü mal çünkü. %10 da koyuyorum. İstiyorsanız alın, istiyorsanız almayın. Satmıyorum dedim. Çocuklara da söyledim. Satmayacağız dedim. Tamam dediler. Ondan sonra neyse daha sonra bunlarla bir 15-20 gün sonra oturduk şeyi ticaretimizi yaptık malları devrettim. Durum böyle abi aynı şeyler şu anda devam ediyor zaten. Ama bir dakika şimdi hani o dönemde ne kadar para kaybettiniz ne kaybettiniz tekrar dipten nasıl çıktınız?
Ya şimdi o kadar detaylara girmedi abi. Şeye geçelim dipten abi. Şimdi şeye geçelim. Söyledin demin diyordun ya. Hemen geçmeyen bir yerine. İşte tamam. O arada marjinalde bir takım olaylar oldu. İşte krizin emareleri bunlar mı yani? Ha, şimdi de adam vuruyorlar, caminin önünde taşlıyorlar. Taşlıyorlar. O adam işte orada o Adil'i de orada vurdular zaten. Tabii marjinalin yönetim kurulu üyesiydi. Yönetim kurulu üyesi. Adil Öngen. Adil bak hatırlıyorum yani. Ha, ondan sonra yani o vuruş şeyler söylediğini bu tip şeyler borsada hep oluyordu. Bugün ne oluyorsa geçmiş. Şey mi abi? Adam vurulma borsanın dibine geldiğimizin göstergesi mi? Abi şimdi şöyle. Hani artık böyle ipler gerildi kopmak üzere insanlar da birbirine ısırmaya başladıysa tabii. Artık yavaş yavaş dönmeye başlıyor muyuz? Tabii abi bunlar bunlar ne demek dip belirti. Yeni indikatör şey mi tabanca mı abi? Şimdi... Adam vurulunca dönüş indikatörü mü oluyor? Biz sana adamı vur dedik sen kendine vurduracaksın civene. Adede bağlı yani. Söz, şimdi, evet, mavlar, tabii abi şimdi şöyle. Şimdi... Şu an Metin'in dediği gibi hakikaten adete bağlı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani sosyal medyada başladı değil mi o işler? Tehditler, şimdi şantajlar. Tehdit, tabii. Şimdi mesela o zaman tabii bu kadar iletişim şeyler arası, patronlar arası, tahtacılar arası böyle bir iletişim falan yoktu. Bu Twitter'daki gibi böyle bir ortam yoktu yani. Twitter ortamı yoktu. Biz borsacıydık. Herkes herkesi bilirdi. Çok revaçta bir şey sorayım abi. O zaman da masa kuruluyor muydu? Kuruluyor da. Şimdi herkes Kurtlar Vadisi'ye masa kuruluyor. Ama o zaman güvercin havalı, güvercinle haberleşiyorduk. Abi şimdi bak şöyle söyleyeyim. Masalar büyük masalardı o zaman. Bak şöyle söyleyeyim. Orada kurulan masaların hepsinde yatırımcıyı düşünüyorduk abi. Bak o çok kritik önemli. Nokta, çok kritik nokta. O çok önemli bir şey. Yani biz, çünkü neden? Yatırımcı sayısı az. Ben şirket sahibiyim kardeşim. Adam parasını bana emanet etmiş ya. Adam parasını bana her şeyini emanet etmiş. Ben o adama nasıl şey yapabilirim abi söyledim, zarar ettirebilirim bilerek. Emaneti hıyanet olur ya. Ama şöyle bir şey, bilerek değil mi Mahmut abi? O zaman mesela hani müşteri bazında saklama yok. Müşteri hesaplar o havuzda ya. Evet. Sen mesela havuzdan adamın hisselerini sattın. Evet. Sıkıştın sattın. Evet. O zaman oluyordu ya. Olmaz mı ya? Oluyor. Ondan sonra o hisse yükseldi. Evet. Adam da satmak istedi. Sende o hisse yok. Yok. Kapıya geliyor mu mafya falan geliyor muydu yani? Abi öyle bir şey yok. Sen bir şey söyleyeyim. Sen sattığın zaman mamalı şey yapacaksın, teslimatını yapacaksın. Yoksa... Sen müşterinin malını satıyorsun. Heh, onu diyorum. Tamam, müşterinin malını sattığı zaman size o zaman bir örnek anlatayım bununla ilgili. Heh? Şimdi ben bir şirkete şey vermişim, para vermişim. Anlatabiliyor muyum? Bir şirkete para vermişim. Ondan sonra bayağı da yüklü bir para, 1 milyon. Ama ne parası onu söyle de o ya, takas mı kapatacaktı adam ya? Ya şimdi adamın açığı var, bu mal açığı var. Tamam. Müşteri mallarını satmış kardeşim. Tekrar müşteri mallarını almak için benden para alıyor abi. Anlatabiliyor muyum? Çünkü müşteri malını almak zorunda adam. Vermek zorunda. Hadi oyalıyorsun 3 gün, 5 gün, 10 gün falan filan ama fiyat da çıkıyorsa yukarı mecburen kapatacaksın. Nasıl şimdi kapatıyorlar? Tabii mecbur. O zaman da kapatıyorlar. Şimdi nasıl kiralıyorlar? Bizim zamanımızda kiralama yoktu. Yok. Bizim zamanımızda gidiyorsun malı alıyorsun abi tahtada. Neyse ben bir şeye bir aracı kuruma şeyi verdim. Söyle adını, parayı verdim. Kardeşim şeyde yukarıda bu söylediğim İstinye'de oluyor yalnız. Hmm. Bilgisayar sisteminde. Ondan sonra parayı verdim arkadaşlara. 1 milyon dolara yakın para verdim yani. Ondan sonra parayı da nasıl veriyoruz? Faize veriyorum yani. Bana diyorum ki mesela ne aldın? Ayda şu kadar vereceksin. Veriyor adam yani. Anlatabiliyor muyum? Paranın faizini veriyor. Şimdi gittim adamın yanına. Ulan bakıyorum. Broker'ı makineye giriyor. Malı satıyor. Görüyorum. Öbür taraftan bizim adam da elinde telefon, aynı malı yandaki ekran başındaki çocuğa aldırıyor. Olmayan malı, müşterinin, var olduğu müşterinin bildiği malı, müşteri bilmiyor ki malının olmadığını. Mal havuzda. Mal havuzda diye biliyor, tamam mı? Açıyor telefonu, adama diyor ki benim malımı sat. Bu olmayan malı satıyor, öbür taraftan da alıyor. Zarar kar. En fazla bir gün kapatacak ya, bir gün. Bir günde kapatıyor malı. Ama zarar kar abi. Fark yok. Eden bir şey yok o arada. Yani zaten o çok kuru. Fiyat farkı oluyor ikisi arasında yani. Ya zarar ediyor ya kar ediyor. Ulan 1, 2, 3, 5 nasıl oluyor ulan? Çektim herifi kenara. Oğlum dedim ne yapıyorsun sen ya? Baba dedi bunlar dedi müşteri malı. Sattık bunları. O yüzden şimdi yerine koyuyoruz. Oğlum size dedim bu kadar ben parayı verdim. Oğlum dedim bu böyle böyle olmaz bu. Bunun sonu iyi bir şey değil yani. Anlatayım. Batacaksınız oğlum dedim. Para eksiye gidiyor her gün. Anlatabiliyor muyum falan. Bu sefer bende bir panik başladı mı kardeşim? Gitti para. Para gitti abi. Adama bakıyorum. Bir yandan sattırıyor. Bir yandan aldırıyor. Olmayan malı
Adam nasıl çevirecek? İşte böyle çeviriyorlardı. Tabii tabii. Ondan sonra benim orada yaklaşık bir 800 bin dolar falan civarında param battı. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra gittim, işte el koydum, şirketin şeylerini aldım falan filan. İkinci bir şirketim oluyordu yani. Anlatabiliyor muyum? İkinci bir şirket oluyor almış. Oluyor muydu, oldu mu? Ya aldım her şeyini ama iki şirketi biliyorsun o zaman vermiyorlardı. Aynı adam iki şirketi alamazdı yani. Doğru. Ondan sonra böyle bir şey yaşadık. Bunlar bugün de oluyor. Bugün de ne oluyor? Adam bugün açığa mesela, satıyor. Bugüne benzetirsen neredeyiz? Neredesin abi? Açığa satıyor. Açığa sattığı malı, elinde malı yok mesela. Gidiyor bir yerden kiralıyor. O kiralamanın bir maliyetiyle yaptığı kar arasında, anlatabiliyor muyum? İşte bir şey oluyor, marj oluyor. Artı eksi ona göre yazılıyor abi. Doğru. O zaman kiralama yoktu bizim dönemimizde. Şey vardı, söyle adını. Ama, geliyordun, istiyordun. Diyordu ki elinde, istiyordun. Ya şu kadar hissem var, açığa düştüm. Onu ver. O da havuzdan veriyordu. Havuzdan veriyordu. O da milletin malını veriyordu falan filan. PKK kurulana kadar tam Dallas. Herkes herkese bir şeyler veriyor. Tabii, tam tabii. Yok öyle şey yok ya, gidiyorsun. Abi bana biraz işte şu hissenin açığa düştük yani, sattık. Sen onu bana yolla diyorsun. Ödünç onu alıyorsun. Erçin dediği gibi Erçin alıyor, ona veriyor falan. Sistem şey, barter, takas usulü. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak. Bir de manuel yani. Anlatabiliyor muyum? Mesela ben de şimdi Twitter'da var. Bir arkadaşım attı. Yarın onunla buluşacağım büyük ihtimal. Şey diyor, işte bana borsa, ben komisyon, İlhan İzbelli'nin yanında, borsa komisyoncusu İlhan İzbelli'nin yanında çalışırken bana elden getirmiş malları teslim ediyor. Ben de makbuz veriyorum elden. Malları teslim aldım diye. Anlatabiliyor muyum? Herif şeyi kaybetse, söyle makbuzu kaybetse, gitti. Anlatabiliyor muyum? Ondan sonra yani hep manuel saçma sapan şey yaptık işte. Bugüne, ama bugüne mi geldim amca? Bugün öyle oldu. Bugün ne işte, görüyorsun? Sen bakın bugün bu sosyal medya var. Hep böyle silahşörler var. Klanşör mü diyelim ona? Ya da tuşör mü diyelim? Ne diyelim işte? Adam alıyor işte, yazıyor da yazıyor. Sen şusun, sen busun, sen şuradasın. Bir ifşa sanatı var burada. Sosyal medya gevezeliği var. Mesela o zaman böyle gevezelik de yoktu. Ya. Keyifliydi, borsacı eğlenirdi. Tabii içerdi. Canım. Klasik soruyu sorarım. O gün yaptığın işlemleri bugün iç rahat ile yapar mısın abi? Abi ben sana bir şey söyleyeyim. O gün yaptığım işlemler, o gün yaptığım işlemlerde dürüstlük vardı abi. Bunu soracağım. Gelmek istediğim nokta bu. İtimat vardı. Şimdi yapamazsın. Güven vardı, güven. İnsanlar sözle alışveriş yapıyorlardı. Anlatabiliyor muyum? Adam gidiyordu borsa komisyoncusuna veya aracı kuruma inanıyordu. Hangi aracı kuruma inanıyorsunuz şimdi? Şimdi hangi aracı kuruma inanıyorsunuz? Var mı inancınız? Bunlar bilmezsin nereden. Yeni nesil bunlar. Evet. Yani şimdi güven ortadan kalkınca, biraz önce üstadın söylediği gibi, insanların birbirini karalaması, arkasından birbirini işte kavgalar, dövüşler, ifşalar. Evet. Ve kardeşim şimdi şöyle bir şey var. Pasta küçüldü. Bak, şu an pasta küçüldü. Problem o. Adamlar büyüdü. Pasta yemek isteyen insan sayısı arttı. Sayı arttı ama pasta küçüldü. Pastayı da zaten birileri yedi. Anlatabiliyor muyum? Pasta kalmadı abi. Şu an pastadan geriye bir şey yok. 8 milyon toplanmış, tamam mı? O pastanın şeylerini söyle altı. Kremasına parmak atmaya çalışıyorlar. Parmak atmaya çalışıyorlar. İşte kırıntılarını yemeye. Bence artık kremaya kalmadı, birbirine parmak atıyorlar. Tabii yani. Tamam abi yani. Tabii yani. Anlatabiliyor muyum? Herkes birbirine parmak atma derdi. Şu böyle eskiden şey olurdu. Şu lafını kestim. Abi şuraya 1 milyon alışacağız, ben seni halledeceğim falan. Yazardın, destek alış olurdu. Evet. Şimdi destek vermeye kalkmıyor. 1 milyon yazı 10 saniye sonra sende. Abi, parmak değil mi sence? Abi parmağın bir değil, kolluyor ya. Kol. Yani ben anlatabiliyor muyum? Yani, bu parmağı falan geçti. Yeni moda bu çıktı. Evet. Abi yaz abi destek, buraya gelmez. Adam 10 kadem altına yazıyor, 3 saniye sonra mal geliyor. Nasıl geldi lan bu? Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Geliyor. Bir salak mı yani insanlar? Geliyor abi. Rezerv emir. Anlatabiliyor muyum? Rezerv emir ama yani hani anlatabiliyor sen onu için 10 kalem aşağı yazıyorsun, düşün. Ya şimdi şöyle düşünsene. Eskiden insan vardı, manuel olarak bu işi yapıyordu, tamam mı? Yani duygular vardı, korku vardı, tepki vardı, anlatabiliyor muyum? Red vardı, ondan sonra küfür vardı. Şimdi öyle bir şey yok ki abi, robot senin karşında, anlatabiliyor muyum? İstediği gibi alıyor, satıyor. 50 kademe veriyor abi. Herifin umurunda değil ki robotu. Ha bak, şimdi onu karıştırma. Şimdi robotun işlemleriyle bunu karıştırmamak lazım. Öteki bir niyet bozukluğu var orada, niyet. Şimdi hani hepimiz eskiden, sen de tahta yaparken, abi şuraya sen biraz gir, ben buraya. Nedir? Orada alış destekli bir hisse işi bu. Şimdi alış destekli olmuyor. Sen yaz abi destek diyor, bende diyor her şey. Bende.
Abiciğim, şimdi burada bir niyet bozukluğu var. Bak şimdi ikisi karar veriyor. Bizim zamanımızda nerede abi yazarlıkta mal mı gelecek? Yazarlık destek alıcı dururdu orada. Abi şimdi şöyle. Sen hiç yazdığında 10 kadem altında biri Doğan diye verdi mi sana? Yok. Vermez. Abi bir de şöyle bir şey vardı. Yani bir şey yapıldığı zaman biz ikaz ederdik yanlış yapıldığı zaman. Düzelttirmeye çalışırdık. Anlatabiliyor muyum? Meclis kurulurdu yani. Evet. Meclis düzelttirmeye var. Çalışırdık. Çekerdik adama düzelttirirdik yani. Ama kardeşim şimdi o işler yok ki. Şimdi artık kardeş kardeşi şey yapıyor. Gondüklüyor. Evet yani kardeş kardeşe geçirmeye çalışıyor abi. Anlatabiliyor muyum? En yakını bakıyorsun adama konuşuyorsun. Ne oldu? En yakınım beni çarptı. Şimdi önce güveneceksin. Güvenmeyeceksen bak. En yakın dostum beni çarptı. En yakın itimat ettiğim arkadaşım beni çarptı. Şimdi... En güvendiğim arkadaşımdan darbe aldım. Abi şimdi bu hale geldi yani. Anlatabiliyor muyum? Eskiyle yeni arasındaki en büyük fark bence bu. Çok çok ciddi fark. Ben buradan şöyle bir yorumu sana açayım. Senin o birikimine inanarak. Şimdi bu ben okuyorum işte. Tabii doğrular da var. İşte borsa niye yükselmiyor? Biz bundan 1,5 sene önce zaten likide sıkıntısı başlıyor demişiz de. Aslında şimdi likide sıkıntısından çok likidenin yok oluşu var. Yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. İyi bir şey söylediğin için söyleyeceğim. Mesela duyuyoruz. Orada o hissede 600 milyon batmış. Bu hissede bu 60 milyon batmış. Bu 40 milyon batmış. Bu şu demek yani. Hani birisi batırken birisi kazanıyor. Ama kazanan devreye giriyor mu tekrar? Kazanan sisteme giriyor mu? Kazanan gidiyor mu? Ya şimdi... Asıl bence şu anda sıkıntının kaynağı bu. Tabii onun sebeplerinden bir tanesi şu Metin. Paranın maliyeti yüksek şu an. Bak paranın... Dolayısıyla malı çakan çekiyor şey, abi, faize. Paranın maliyeti yüksek. Yani şöyle düşün. Her mal taşıyan para kazanıyor diye bir şey yok ki abi. Yani ben sana şunu söyleyeyim. Her mal taşıyan... Sen şöyle düşün. Bir seneden beri adam mal taşıyor ya. Mal taşıyor bir seneden beri. Ama mal gitmiyor. Paranın maliyeti bugün 70, 80, 90, 100. Ama orada bir düzeltme yapsam müsaade etsen abi. Senin de bunu örneklemen gerekir. Mesela ben orada... Bu yıllık bazda değerlendirmeler çok doğru değil. Şimdi toprak alıyorsun, ertesi sene değer kazanmıyor ki enflasyon. 10 yıl sonra kazanıyor değer, hatta çok daha fazlası. Ben bugün bir tweet attım. Şimdi yazıyor, şuradan arsa al, buraları gelecek. Tuşa basma olmadığı için yap, al at kenara, cepte unuttun para. Borsanın sıkıntısı, taşınmaya yönelik korkular, taşınmaya yönelik. Dolayısıyla tuş önünde basıyor korkuyla. Abiciğim ben... Şimdi bu yok abi. Bak ben sebebi ne biliyor musun? Sebebi neydi ki? Bunun sebeplerinden bir tanesi de bak söylediğim bir paranın maliyeti. İki mallar abi 3-5 kişi de toplandı. Tamam o başka bir sorun. Abi başka bir sorun. En büyük sorun bu abi. Tabii. En o büyük işte sorun. Pozisyon ölçeğiyle abi bak sorun. Şimdi sen 3 kişiyiz biz. Malın borsadaki hisselerin %90'ını 5 kişiye 10 kişiye taşıttırırsan ne olur abi? O adam da o maliyeti karşılayamıyor artık. O paranın maliyeti var kardeşim. Hep söylediğim şey oligopol piyasa. Tamam. Evet. Piyasanın tüm portföyün %82'si 20 bin insanda. Evet. İşte o 20 bin insanda olunca da düşük işlem hacmiyle sert düşüşler oluyor. O da moral bozuyor küçük yazılım. Evet. Aslında batan veya çıkan bir şey yok. O pozisyon riskinin yansıması bu fiyatlara. Evet işte tamam. Yani. Bunu da söyledim zaten ben son videoda. Bir daha söylesene abi onu. Bir daha söyle. Yani videoda. Baka baka bir daha söyle. Yani videoda söyledim onu. Arkadaşlar paranızı kaybedeceksiniz. Anlatabiliyor muyum? Şu an piyasada para yok. Likidite sıkıntısı var. Hisseler toplanmış bir takım kişilerin ellerinde ve bu insanlar şu an taze para arıyorlar. Yatırımcı arıyorlar. Ana ben bunlara söyledim. Ya biraz malı dağıtın diye kardeşim. Hep bizim. Ne oldu? Yukarıya çıktı. Hisseler yukarıya çıktı. Hep kar yazdılar. Şimdi de aşağı gidiyor. Düşürmemeye çalışıyorlar. Borsayı düşürmemeye çalışıyorlar. Hisselere vuruyorlar. Her hissede şu an %50, %60 aşağı gidiş var. Zararı onlar çekiyorlar. Çeksinler kardeşim. Karı onlar nasıl aldılarsa zararı da onlar alacaklar. Final böyle olsun. Mahmut abimle yine keyifli bir sohbet yaparak biraz geçmiş, biraz bugün ama hep doğru cümlelerle piyasaları yorumladı. Ve bize de hem Burak hocam hem de bana da ders vermiş oldu. Bu fırça, son fırça bizi de ilgilendiriyor çünkü. Biz hep maldayız. O yüzden kendisine teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Abicim. Hoş geldiniz. Bundan tekrar. Sonra ara vermeyelim yalnız. Evet abi. Çünkü sen çok popüler oldun. Senin bu popülerliğinden istifa etmeye çalışıyoruz. Abi benim popülerliğim gözlüklerden dolayı oldu. Abi. Gözlükler popüler oldu. Ya ceketin, beni kimse tanımıyor. Ya ceket, yani Nasrettin Hoca'nın kavuğu gibi oldu senin bu evet gözlükler abi, falan. Evet abi yani şimdi anlatabiliyor muyum? Beni kimse, herkes gözlükten, yani gözlüğüme geliyor bakıyor. Gözlük nedir? İşte bu işte Lord of Glasses yazmış bir tanesi bilmem ne falan filan.
Yani böyle anlayamıyorum yani. Yani gözlük var ya, benim ve düşüncelerimin önüne geçti. Enteresan bir beta yani. Yani enteresan bir şey yani.